Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft TikTok'ların videonun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Gençler hoş geldiniz videoya. Hemen video başlamadan önce kanala hala aboneyseniz abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın gençler. Size el sallıyorum. Siz de bana chatten, yorumlardan el sallayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen şuradaki sandıktan başlayalım. Kekimiz varmış. Bu keki ne yapacağız? Koyacağız ve yemeyeceğiz tabii ki de. Sadece yemeyeceğiz yani. Tabii ki de yiyeceğiz ama sadece böyle değil. Şimdi buraya böyle bir... Ya bunun amacı ne bilmiyorum aslında. Yani daha hızlı olduğunu söylüyor. Yani önerinizi de yazabilirsiniz. Bu arada hangilerini beğenip hangilerini beğenmediğinizi biliyorsunuz. Her videoda olduğu gibi yorumlar yazıyorsunuz. Ve videoda gizli bir kelime oluyor. Şöyle yapalım bir şimdi. Şuradan şöyle yukarı çıkalım. Yani bunun esprisini tam olarak anlamamış olma ihtimalim var. Ama yine de hoşuma gitti. Yani bir de yayını şeyden atmışlardı. Discord'da, TikTok'ta önerme chat'i var gençler. Siz de gelip oraya önerilerinizi yazabilirsiniz. Aşil de atmıştı galiba bunu da. Şöyle şurayı da dolduralım. Şurayı doldur. Tamam. Şimdi yukarı çık. Şurayı doldur. Doldur. Şimdi bu kadar pastayı ne yapacağız? Yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz ama sadece yemeyeceğiz. Şu an canım pasta çekmiş olmakta mümkün. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Hepsinden bir tanecik ısırık alacağız. Sadece bir tane ısırık. Bir ısırık. Bir ısırık. Bir ısırık. Bir ısırık. Bunun nasıl yapılışı yoktu ama. Ben ödüyorum. Sen nereye gittin? Düldül gel buraya. Şimdi bu merdivenden gördüğünüz gibi bir merdivene benzedi zaten anlaşılıyor. Orada yenilmeyen bir pasta mı görüyorum? Hemen yemeliyim eğer öyleyse. Evet yenmemiş. Bunu neden yemedim? Yedim hemen. Tabii ki de bırakmadım. Şimdi atımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle geliyoruz bunun karşısına. Tık 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 çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Yani güzel bence hoş. Hoşuma gitti. Ama bunun yani şöyle bir merdiven yaptığımda da ben şöyle yapacağız galiba. Ya bu kadar pastayla ben niye bir merdiven yapayım ki yani bilmiyorum yani bence işe yaramaz bu. Bana öyle geldi yani şöyle de yapabiliriz direkt. Şu şekilde bir merdiven de yapabilirim. Sadece topraksan bu kadar buğday, süt, yumurta, şeker falan harcamama da gerek kalmayabilir. Buradan böyle çıkıyoruz şöyle. Yani bilmiyorum belki daha hızlıdır o yüzden yazmışlar daha hızlı diye. Bu böyle bir denemeydi. Yeni denemeye geçtik. Bu birazcık daha farklı böyle değişik olaylı bir şey bu. Anlamadım da tam da. Yani ben tam göremedim. Discord'da bizim yayın ekibi Hasan attı bunu da. Bunu gördüğünü söyledi ama ben anlamadım tam olarak. Şöyle bir dolduralım şurayı hemen hızlıca şu şekilde gençler. Doldur doldur. Bu arada like atmanızı unutmayın gençler. Daha fazla TikTok deneme videosu için aşağıdan like atarsanız süper olur gençler. 3000 like gelirse hemen yeni bir deneme videosuyla karşınızda olurum ben de. Şimdi şurayı şöyle bir dolduralım. Hatta bu odanın diğer köşesini de yapalım. Yani şurayı da yapalım. Şöyle bir dolduracağız. Şimdi bir tane ev yaptık. Yani bunun kırmızı olmasındaki sebep tamamen göstersem git düldür. Şöyle şuraya düldürün kaçışı gördünüz mü? Direkt döndü. Tamam böyle dolduruyoruz. Bir şey yapmayacağız zaten fazla. Tamamdır. Şimdi şuraya şöyle bir saman var. Şuraya bir saman ve şuraya bir saman koyuyoruz. Ama bu samanın böyle bakmaması lazım tabii. Samanı şöyle koymamız yok mu peki? Tamam şimdi oldu. Şuradan bir aşağı inebilirsek aynen mükemmel olacak. Şuraları da kapatalım. Burası... Evet anladım görebildim oha bakın şimdi sanki şu blok yani gerçekten burada bir saman balyası varmış gibi bakın şu anladınız mı görebildiniz mi bilmiyorum bence çok ilginç oldu aynı şekilde bunun içinde oluyor dedi Hasan şu şekilde olduğunda bakalım şöyle abi blok var orada harbiden var ama yani nasıl yok ya nasıl yani burası böyle değil mi? Şimdi bununla biraz önceki arasındaki farkı kıyaslamak istiyorum. Bakın aynı şekilde gideceğim geleceğim. Yani peki. Yani çok ilginç değil mi? Burası da aynı şekilde. Bakın şimdi böyleyken bir bakalım. Şöyle. Bakın böyleyken bakalım. Bir tane daha koyalım. Böyleyken ne farkı var? Yani bana bunu yazabilir misiniz yorumlara? Çok ilginç. Ben bunu hiç... İşe yarayacağını düşünmüyordum. Yeni denememize geldik. Burada fenerle gidip şeyler yapacağız arkadaşlar. Şurayı kıralım. Şöyle şimdi bunları bir envanterimize hemen alalım bir hızlı bir şekilde. Şimdi buraya bir fener sistemi kurmamız gerekiyor. Hemen alta demirleri döşeyelim şimdi hızlı bir şekilde. Burada otomatik bir kapı sistemi yapacağız. Yani fenerlerin sağladığı bize bir otomatik sistem olacak. Yani
değişik bir sistem. Ben de ilk defa gördüm ve şaşırdım. Yapacağız şimdi hemen hızlı bir şekilde. Burayı şöyle koyalım. Şu yan tarafı da kapatalım. Pardon. Şöyle arkayı da kapatalım. Tamam. Şimdi yapacağım sistem şöyle. Şurayı da hatta şöyle bir dolduralım. Bunlar buraya iğneleyicileri koyduk. Buraya redstone'ları bağladık. Redstone'lar için de şuraya bir tane, şuraya da koyabiliriz şu şekilde. Şöyle de yapabiliriz. Yani şuraya koyalım şöyle şu şekilde. Şöyle yapalım. Tamam. Bunun üstüne bir tane şalter. Şalterimiz burada. Şalter koyacağız. Şalteri de şöyle koyduk. Tamam. Şimdi sistemi kapatma zamanı. Yani çok kolay bir sistem aslında ama bilmiyorum. Yani güzel. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsiniz. Yorumlara yazarsınız yapacaksanız da. Biliyorsunuz artık zaten. Bunları söylemem bile gerek. Şuraları kapatalım bir. Şimdi ama fenerlerin üstünü tam kapatmamamız lazım. Onun için ne yapacağız? Orayı da göstereceğim. Halı koyacağız. Halı taktiğini kullanacağız. Çitin üstüne halı koyma. Şuraları doldurduk. Bu şekilde tamam. Burası bir oda gibi oldu. Şöyle yapalım ki kesilmesin şeyin ışığı da. Şuradan sonra siyaha dönecek şimdi de. Böyle yaptık. Şimdi burası tabii gözüküyor. Şurayı da şöyle bir kapatırsak daha güzel olur. Tamam, şimdi buraya da halılarımızı döşeyelim şu şekilde. Halıları da koyduk. Şimdi diyorsunuz ki acaba nasıl bir şey olacak? Yani basit redstone sadece kullanılan, neredeyse yapılan bir sistem. Ben görsel olsun diye değil, yani böyle demirci blok yapın. Mesela burada böyle bir odanız var. Buraya sandığınızı koydunuz. Ve sistem şu anda yani çalışıyor aslında. Biraz önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu şekilde de gösterebilirim. Şöyle F5'ten. Şimdi yürüyorum bakın. Bakın yürüyorum hala. Sağa sola gitmiyorum. Bakın düz gidiyorum. Bakın geldim, yürüdüm. Giremiyorum gördüğünüz gibi. Yani resmen burası böyle kapı gibi oluyor. Bakın ittiriyorum ama yok, gelmiyor. Şimdi kapattık. Yani sistemi şey yaptık. Açtık kapıları. Ve gördüğünüz gibi geçiş yapabiliyorum. Direkt aynı şekilde. İstediğimiz gibi girip çıkabiliyoruz buradan da. Şöyle de girip çıkabiliyoruz. Yani bence güzel bir sistem bu. Benim çok hoşuma gitti. Fenerle olduğu için de beni birazcık da şaşırttı aslında ama beğendim yani. Otomatik kapı sistemi. Bu şekilde kapılarınızı siz de yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir denememizdeyiz. Bunda da basit bir deneme bu. Yani bence öyle en azından. Yine bir tane fener kuralım şuraya. Ya bu tamamen görsel gibi böyle. Buraya bir tane koyduk. Bunu zaten belki görmüşsünüzdür siz de TikTok videolarında vesaire. Şöyle yapalım. Buraya pembe şöyle olacak. Şuraya cam koyabilirsek eğer. Hah, koymuşuz pembe. Nasıl koydum ben oraya pembe? Koyamadım sanıyordum. Ha bakın burada var. Bak şimdi. Gözükmüyor ya, o kadar zor oluyor ki. Şöyle yapsak daha mı kolay olacak? Aynen böyle daha kolay, tamam. Ben buradan böyle döşerim buraya kadar. Şimdi pembe koyduk. Mesela mor koyalım. Sonra turuncu koyalım, gri koyalım. Yani rengarenk döşeyelim böyle. Rastgele koyuyorum şu an. Turuncuyu koyduk mu bilmiyorum. Turuncuyu koymam, sarı koymuşuz araya. Turuncuyu koyduk. Sonra araya pembe koyalım şöyle. Sonra başka ne rengimiz var? Morumuz var, koyu mavimiz var. Onları koyalım. Sonra buraya şöyle yukarı çıkalım. Şöyle mor koyalım, mavi koyalım vesaire vesaire. Yani bence güzel oldu bu şekilde. Yani rastgele bakın şeyler koyduk ve çok hoş duruyor bu da. Görsel olarak bence çok güzel duruyor. Bakın böyle cam, sanki üst üste cam koymuşsunuz gibi ama cam koyduğunuzda böyle ince olduğu için çok hoş durmuyor. Ama bu şekilde fenerli güzel duruyor. Aslında bu sistemle bu sistemi birleştirip çok güzel bence sistemler ve build'ler yapılabilir. Benim çok hoşuma gitti. Biz birazcık farklı bir deneme. Yani bilmiyorum. Bana ilginç geldi en azından, öyle söyleyebilirim. Şu arkaya da şuraya da tek sıra halinde dizelim. Şimdi biz bunlara bir altın setlerimizi giydirelim. Tamam, şimdi buraya creeper koyalım. Buraya bir adet zombi koyalım. Sonra Steve'imiz var, wither'ımız var ve iskeletimiz var. Şuraya wither'ı koyalım, şuraya iskeleti koyalım. Buraya da bir adet Steve koyalım arkadaşlar. Şimdi bu birazcık böyle değişik. Şimdi böyle ayrı ayrı duruyor. Size belki çok mantıklı gelmiyor ama şimdi göreceksiniz. Şu kafamı çıkarayım da. Piston alacağım, şunu alacağım. Şimdi pistonla şöyle bir şey yapmışlar. Şu şekilde. Bunu ittirelim. Bir kat. Bir kat daha ittirelim. Sen nesin? Ödüm bokuma karıştı ya. Çekin şuradan, korktum. Ooo, ödüm patladı. Tamam. Bir tane daha ittirmemiz lazım şimdi. Bir dakika. Çok geriden oldu. Şöyle yapalım bir. Tamam.
Şimdi şöyle koyarsak gördüğünüz gibi ittir de. İkisi iç içe girdi mi? Girdi. Bakın çok tatlı olmadı mı? Sonra şimdi bakıyoruz, hemen göstereyim size. Bakın bir adet kask giymiş bir creeper'ımız var. Bir adet kask giymiş, set giymiş bir zombimiz, wither iskeletimiz, iskeletimizde Steve'imiz var. Steve'e çok yakıştı. Bakın ben de giyeyim. Bende de aynı şekilde duruyor. Yani şöyle dursam kimse fark etmeyecek, kolları hariç. Birazcık boyları uzun sadece. Birazcık boyları uzun. Daha güzel oldu bence. Benim çok hoşuma gitti bu da. Bu da ayrı bir build. Bu şekilde gençler, yani build diyorum, ayrı bir taktikti diyelim. Daha fazla böyle TikTok deneme videoda gelmiş. Aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Böyle önerilerinizi bana Discord'dan da ulaştırmayı unutmayın. İkinci kanalımda videolar oluyor. Oradan da videoları, yayınları takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımız artık ikinci kanalda olacak. Haberiniz olsun. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.